brain. Şimdi yolculuk zamanı. Benimle gökkuşağı kasabasına gelin. Arkadaşlarımız bize güveniyor. Onlara yardım etmeliyiz. Gökkuşağı bavulum ve Çako yanımda. Yapacak işlerimiz var. Yolculuğa çıkalım. Gökkuşağı Ruby Ruby. Gökkuşağı Ruby Ruby. Gökkuşağı Ruby Ruby şimdi. Çako'nun kalbi parlayınca ziyaret zamanı demektir. Büyük şemsiyemi açarım, onlara yardıma gideriz. Gökkuşağı Ruby Ruby, gökkuşağı Ruby Ruby, gökkuşağı Ruby Ruby şimdi. Tiyatro zamanı. İstiyorum. Buldum. Süper kahraman Ruby olarak giyinebilirim. Aa! Sen de süper kahraman olabilirsin, ha? Aa! Bu şapka sana uyabilir. Ha? Gökkuşağı kasabasında bize ihtiyaçları var. Kıyamam sana Çako. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. Başkan Link Link. Aa, merhaba Gökkuşağı Ruby, geldiğin için sağ ol. Çok endişeli görünüyorsun. Gökkuşağı Kasaba Tiyatrosu'nda büyük sorunlarımız var. Bu akşam yeni bir oyun başlıyor ama konusu ne anlamak çok zor. Hadi tiyatroya gidip Çako'yla nasıl yardım edebiliriz bir bakalım. Ciyak 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 ciyak. Ciyak ciyak ciyak. Ha? Ha? Korkmuş görünmüyorsunuz. Bay Miskin'den korkmadınız mı? Daisy öfkeli bir aslan ve Bay Miskin de küçük bir fare. Aslan onu avlayabilir. Aa, ben Daisy'yi kedi sandım. Ve Bay Miskin sadece Bay Miskin'di. Ciyaklıyordu. Ha. Hadi devam edelim. Başlayın. Ay. Aa, olamaz. Destek. Sorun ne? Aslan kuşa zarar verebilirdi. Kuş mu? Ellie öfkeli aslanı neşelendirmeye çalışan güzel bir çiçekti. Aa, doğru. Başlayın. Neden böyle öfkelisin Bay Aslan? Affedersiniz ama yine aklım karıştı. Aslan Daisy sanıyordum. Ay olamaz. Hep unutuyorum. Oyunumuz çok karmaşık. Sanırım iyi bir yönetmen değilim ben. Hayır hayır. Oyunculuk ve yönetmenlik harika. Kimin neyi oynadığını anlamıyoruz. Çünkü rolünüzdeki gibi görünmüyorsunuz. Peki ne yapacağız? Oyun bir saate başlıyor. Nasıl yardım edebilirim? İyi bir tasarımcı olup arkadaşlarımın oyundaki rollerine benzer görünmeleri için giysiler yapabilirim aslında. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim? Bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek? Kurtarmak için... Bütün bir günü. Kostüm tasarımcısı olarak yardım edebilirim. Roller için kostümler yaparım. Böylece aktörler karakterlerine benzer. Kostümleri defterlerime kalemimle çizerim. Ayrıca mezuramla oyuncuları ölçerim. Bu ölçümlere göre de iğne,
tane iplik ve dikiş makinemle kumaşları dikerim. Hadi Çako, hadi başlayalım. Hala bir şey eksik. Ben şimdiden korktum. Daisy daha kostümü bile giymedi. Ne düşünüyorsun Daisy? Benim sıram geldi mi? Geldi Thunderbell. Bence gri olanı kullanmalısın. Fareler hep gridir. Ama sen fare değilsin. Ben fareyim. Ha? Aslan! O gerçek bir aslan değil. O Daisy. iyi bir kostüm tasarımcısısın gökkuşağı Robby. Oh, bu sadece Daisy. Spagetti. Ah, çok acım. O yemek değil. O aslanın yelesi. Onu yiyemezsin. İster inan, ister inanma ama Thunderbell kazara Bay Miskin'in fare kostümünü diktin. Şimdi onunkini tasarlayayım mı? Sorun değil. Aslanın yeresinden başka şeyler atıştırayım. Hemen dönerim. Giyin Bay Miskin. Harika bir fikir buldum. Kostümü siz içindeyken tasarlayacağım. Sıradaki de Thunderbell. Anlaşılan Thunderbell daha dönmedi. Şimdi senin kostümünü yapalım. Aynen bu çiçek gibi bir kostüm olur mu? Aynen bu çiçek gibi bir kostüm tasarlayacağım sana. Daha şimdiden bahçede gibi hissediyorum. Şimdi çiçek gibi görünüyor ve kokuyorsun. Sağ ol gökkuşağı Robby. Thunderbell nerede? Uzun zaman önce dönmüş olmalıydı. Herkes yerine gelsin. Oyun 5 dakikaya başlıyor. Thunderbell, oyun başlamak üzere. Ne? Öyle çok yedim ki uyuyakalmışım. Şimdi de kostümüm yok. Acele etmeliyiz Thunderbell. Çabuk. Sen ne olacaktın? Fare değilim. Aslan da değilim. İzleyiciler geliyor. Oyun için çok heyecanlıyız. İşte bu. Ben Başkan Ling Ling'im. Anladım. Orada kalın Başkan Ling Ling. Thunderbell'i hemen hazırlarız. Evet. Evet. Bu olamaz, çok kötü. Neden böyle kızgınsın Bay Aslan?
fare ve çiçek arkadaş olmak istiyor. Ama sen herkesi korkutuyorsun. Oh, kıyamam. Pençene batan o kocaman diken çok acı veriyor gibi görünüyor. Pençen çok acıyor olmalı. Bu yüzden mi moralin böyle bozuk peki? Artık pençen acımadığına göre arkadaş olabilir miyiz acaba? Biz arkadaşız. Yaşasın. Evet, harika. Güzel. Bravo. Oyunu beğenmenize çok sevindik. Gökkuşağı Ruby'miz olmadan bu asla olmazdı. Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Geldin ve kedi yönteminle yardım ettin. Bir sorunun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür ederiz Gökkuşağı Ruby. Muhteşem. Seni harika yapmak için sadece bir şey daha gerekli. İşte artık biz süper kahraman Ruby ve süper yardımcı Çako olduk. Rüzgarlı bir gün. Aferin Ruby. Uçurtma uçurmak için harika bir gün. Ve uçurtman rüzgarı çok güzel yakalıyor. Kesinlikle öyle. Onu zorlukla tutuyorum. Rüzgar giderek güçleniyor. Umarım ipi koparmaz. Bence bunun için endişelenmemelisin. Ayrıca uçurtmanı bulup geri getirebiliriz. Belki de sen alsan iyi olur. Ne olur ne olmaz. Emin misin? Eminim. Sağ ol baba. Çok eğlenceliydi ama rüzgar Çako'yu üşüttü. Bu yüzden gidip içeride oynayacağız. Olur eğer sen... olamaz. Bak Çako, burası bile rüzgarlı. Bize ihtiyaçları olmalı. Acele edip Gökkuşağı kasabasına gitmeliyiz. Teşekkür ederim. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. Gökkuşağı Ruby. Seni gördüğüme çok sevindim. Peach rüzgara yakalandı ve onu bulamıyoruz. Zavallı Peach. Yardım etmeyi denedim ama kimse ona ulaşamadı. Rüzgar da çok hızlı. İyi ki yardım istedin. Gökkuşağı Ruby kurtarmaya geldi. Vay, Thunderbell geldiğini görmedim. Yakaladım, yakaladım. Yok, olamaz. İşte biliyorum. İyi misin? Onu
yakalayabilirdim. Sorun değil Thunderbell. Peach'i nasıl yakalayacağımı biliyorum. Bakalım. Cesur olmam gerekiyor. Peach'i yakalayıp güvende tutacak şeyler gerekli. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün? Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir günü? Bir itfaiyeci olarak yardım edebilirim. Bu rüzgardan Peach'i kurtarmanın en muhteşem yolu. Ona erişmek için merdiveni kullanırım. Ve kafama düşecek şeylerden korunmak için itfaiyeci kaskım var. Megafonumla da yüksek sesle konuşabilirim. Ve inecek yumuşak bir yer gerekirse diye acil durum yastığım var. Dayan Paige, artık itfaiyeci araçlarım var. Seni aşağı indiririm. Hadi onu indirelim. Oh, merhaba Paige. Böyle rüzgarlı bir günde atlı arabayla gezmelisin Paige. Belki bir dahakine. Prenses Kiki, Peach rüzgara yakalandı. Onu yakalamanız gerekiyor. Ah, olamaz. Buldum. İşte ipek mendilimi tutun. Deniyorum ama rüzgar izin vermiyor işte. Sonra yine gel. Ha? Bunun için itfaiyeciden fazlası gerekli. Peach'e erişecek bir şeyler gerekli. Hem de hemen. Peach'e yetişmek için ihtiyacımız olan tam da bu itfaiye aracı. Çabuk yetişin! Peach, bir şeye tutunmaya çalış. Deniyorum gökkuşağı Ruby. Hayır! Parkta Peach'in tutunabileceği çok şey var. Orada kurtarmak daha kolay olur. Yani kolay sayılır. Ben en azından etrafta uçmuyorum işte. Bugün çok şirin şortumla kısa kollu giymem gerektiğini hissediyordum. Ama bu elbisenin görünümünü çok sevdim. Ona erişemiyorum. Gökkuşağı Ruby, dikkatli ol. Gerçekten çok yüksek. İyi fikir Çako. Seni yakaladım. Tamam, bu işe yaramadı. Ama endişelenme Peach, bir yolunu buluruz. İşte bu. Güverteye gelme iznim var. Ben elbisemi yırtmak istemiyorum. En sevdiğimdir. Çok dikkatli oluruz. O gelirken sabit duralım. Çok sabit duramıyorum. Dayan Peach, tekne sallanıyor. Sanırım haklısın gökkuşağı Ruby. Sağ ol.
Bu acil durum yastığı çok yumuşak. İş görecektir. Yumuşak mı? Emin misin? Zıplamak istiyorum. Thunderbell, önce Paige'e yardım etmeliyiz. Ne? Yine ne? İşte bu yüzden kask taktım. Kafama sert bir şey çarpamaz. Bekle biraz. Ağaçtaki baloncukları tut Paige. Atladığında seni ağırlaştırır. Böylece uçmazsın. Bu gerçekten güvenli mi? Güven bize. Sana bir şey olmasına izin vermeyiz. Tamam o zaman. İşte geliyorum. Sana bir şey olmadı. Sen muhteşemdin. Bu harikaydı. Küçük düzeltmelerle mükemmel oldu. Herkese teşekkür ederim. Evet, yaşasın. Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Geldin kediye teline yardım ettin. Bir sorunun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür ederim gökkuşağı Ruby. Ne rüzgardı ama. Bu benim uçurtmam mı? Eminim babam bunu gördüğüne sevinecektir. Baba, tekrar uçurtma uçuralım mı? Çok kötü havalar gördük. Bulutların güneşi kapadığını. Ama birlikte çalışırsak bir yolunu bulabiliriz. Renkli şemsiye uzan. Şimdi şarkı zamanı. Gökkuşakları şikayet edecek bir şey yok. Gökkuşakları.